Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Amerikalı mevkidaşı James Mattis ile Pentagon'da bir araya geldi. Işık ve Mattis heyetler arası görüşme yaptı. Görüşmede Işık'ın yanı sıra Türkiye'nin Amerika Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer Türk yetkililer yer alırken, Amerika tarafında Mattis'in dışında Amerika Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford'un da olduğu bir heyet hazır bulundu. Görüşmenin başında gazetecilere kısa bir açıklama yapan Bakan Işık, Amerika'nın Suriye'ye yönelik füze saldırısını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. İki NATO müttefikinin arasındaki ilişkinin daha da derinleştirilmesi gerektiğini söyleyen Işık, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı ortak tehditler, iki ülkenin ortak çabasını ve ortak hareket etmesini gerekli kılıyor dedi. Birlikte çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık. Bakan Işık'la Şubat ayında Brüksel'de görüştüklerini ifade eden James Mattis ise, Türkiye'nin hem NATO'da hem de IŞİD karşıtı koalisyonun değerli bir üyesi olduğunu söyledi. Işık daha sonra Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'nde Türk basın mensuplarıyla buluştu. Milli Savunma Bakanı'na, Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma füzesi alma konusunda nihai bir aşamaya gelmesi, Türkiye'nin uluslararası imajı konusunda olumsuz bir mesaj bırakmıyor mu sorusu yöneltildi. Bu görüşmelerin artık nihai aşamaya gelmiş olmasının bugünkü konjonktürle örtüşmesi tamamen bir tesadüf. Rusya'nın S-400 konusundaki yaklaşımı da olumlu olunca iş nihai aşamaya geldi.